Tüketici kredisi çekmeyi düşünenler dikkat. Artık o krediyi hangi amaçla kullanacağınızı belgelemeniz gerekecek. Örneğin krediyle buzdolabı alacaksınız ya da mutfağınızı yaptıracaksınız. Bankaya öncesinde faturasını sunacağınız yeni bir düzenleme oldu. İnsanlar alacağı krediyi öncelikle düşünecekler. Tüketici krediyi alıyor, gelmiyor da. Başka yerlerde kullanabiliyor. Gerek kredi kartlarında gerekse tüketici kredilerinde büyük bir artış var. Faizler düştü, tüketici kredilerine talep %38 arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu devreye girdi. Buzdolabından çamaşır makinesine, televizyondan elektrikli ev aletlerine ya da mesela tatil harcamasına. Beyaz eşya olur, başka şey olur, araba olur. Artık tüketicinin yapacağı harcamaları tüketici kredisi çekmeden önce belgelemesi gerekecek. İhtiyaç kredisi için gidiyoruz. Herhangi bir soru sormuyorlar. Üzerinde çalışılan düzenleme ile amaç artan tüketici kredisi kullanımını frenlemek ve kredilerin amacına uygun kullanılmasını sağlamak. Olumlu buluyorum, böyle bir şey olursa daha güzel olur. Krediyi çekiyorlar, onu başka amaçla kullanıyorlar. Banka kendine göre haklı ama insanlar da haklı. Tüketici ne yapacak peki, süreç nasıl işleyecek? Tüketici öncelikle mağazaya gelecek ve almak istediği ürünleri seçecek. Sonra biz fiyatı çalışıyoruz. Nakit fiyat nedir? Atıyorum 5000 lira. Ürünlerin fiyatının hesaplanmasından sonra ise bankaya bir SMS gönderilecek. Tüketici kredisi çekilebilir mi diye sorulacak. Ardından da eğer yanıt olumlu gelirse mağazadan alacağı belgeyle birlikte tüketici bankaya gidecek. Fatura bedeli kadar firmanın hesabına para geçiliyordu ve tüketiciye de ürün teslim oluyordu. Kredi bedeli ise firmanın hesabına yatacak. Taksitleri en azından bankaya öderiz.